Öykü, ne haber? Mete, senin ne işin var burada? Cem'in maçı varmış, destek olmaya geldim. Aa, süper. Kalabalık olacağız, desene. Ayaz da gelecek mi? Gelecek, gelecek. Birazdan burada olur o da. Heh, çok güzel. Biz ne yapalım, seninle sahaya doğru yürüyelim mi? Ya Mete, önce ben bunları eve bırakayım. Bir de küçük bir işim var. Gelirim birazdan. Tamam, ben burada bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun lan sen gene burada? Ne konuştun Öykü'yle, ha? Bu konularda sana hesap vermem gerektiğini hiç düşünmüyorum be Ayaz. Mete, bak ayağını denk al, yemin ediyorum sonun hiç iyi olmayacak. Ayrıca bu boş laflarından da çok sıkıldım. Farkında mısın ya, böyle kavanozun içindeki sinek gibisin. Vızıldıyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Hem sen kararını verdin mi bakayım? Kimden vazgeçeceksin Ayaz? Söyle bakalım. Annenden mi yoksa aşkından mı, ha? Hangisi? Hiçbiri. Öyle bir şey yok ortak. Kurşun silahtan çıktı artık. Kaçış yok. Senin bu saatten sonra yapacağın tek bir şey var. Kurşunu nereden yiyeceksin? Kafandan mı? Kalbinden mi? Ah, asma suratını ya. Ah. Yıllar sonra bana hediye ettin NBA bileti. Ama ben bunu artık istemiyorum Beyaz. Sen de kalsın. Çünkü sen bana çok daha büyük bir hediye vereceksin. Aynı o bileti verdiğin gibi. Gelip ellerinle teslim edeceksin. Ve ondan sonra Öykü hep benim olacak. Oğlum, Öykü benim, duydun mu beni? Lan! Asla vazgeçmeyeceğim ondan, duydun mu? Ha? Uzak duracaksın sen ondan. Ya, ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen aşağılıksın, duydun mu? Aşağılıksın sen. Yanına gelir misin? Gel buraya. Oh. Mete, ne oldu sana? Ayaz'ın arabası burada. Ya onlar yoktular. Tamam, peki kim yaptı onu sana? Ne bileyim Öykücüğüm, serserinin teki işte. Ben şurada duruyordum, geldi omuz attı. Hop birader, ne yapıyorsun demeden. Ya, gerçekten manyakmış ya. Tamam tamam, hem de ne manyak. Acıyor mu peki çok? Ay dur bakayım ya. Biraz acıyor ya, dişime geldi de. Mete, yalnız böyle olmazsan bekle, ben evden pamuk falan alayım, temizleyelim onu. Yok yok Öykücüğüm, vallahi hiç uğraşma, gerek yok. Hayır canım, olur mu öyle şey? Bekle sen, kıpırdan ben geliyorum. Ya şu Mete'nin yaptığı iğrençliklere bakar mısın ya? Ne pis adam olmuş be. Ulan biz kardeş gibiydik ya. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bu sana yapılır mı lan? Yemin ediyorum, düşündükçe aklım almıyor. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yanda Öykü var, bir yanda annen. Ya Öykü benim canım, ondan asla vazgeçmem. Ya böyle bir şey aklımın ucundan geçmez. Diğer tarafta annem var. Yalnız Öykü'yü bırakmam dersen annen hapse girecek, biliyorsun değil mi? Evet abi, ben de onu diyorum ya. Annem içeride mahvolur. Babam desen dışarıda perişan olur. Ayrıca şu anda Öykü'nün annemle hazırladığı uluslararası bir defile organizasyonu var. O da iptal olursa Öykü'nün hayalleri yıkılır. Ya şu Mete'nin yaptığı hain planlara bakar mısın ya? Sinsi herif ya. Peki abi, başka seçenek yok mu? İki seçeneğe mahkum muyuz yani? Maalesef öyle görünüyor. Yani bir tercih yapmak zorundayım. Yalnız annenin yaptığı da iş değilmiş yani ha. İstersen önce bir annenle konuş. Ya şu maç bitsin de konuşacağım zaten. Ya of! Şaka gibi ya. Mahallenin resmen çivisi çıkmış be. Lan güpegündüz olan şeye bak ya. Ben de anlamadım Emre'cim ya. Hayır yani, bir de kabahatim olsa durup dururken yedik yumruğu. Aa. Acıdı mı? Biraz. Ayaz hoş geldin. Ya baksana, serserinin bir Mete'ye yumruk atmış. Hadi ya. Sorma vallahi ortak. Yani ayı gibi bir şeydi ya. Hiç bir şey yapamadım adama karşı. Abi bir şey söyleyeceğim. Tipini falan hatırlıyorsan gel polise gidelim bak. Ne bileyim yani, böyle uzun boylu, esmer bir şeydi. Ama
Boş ver Emre'cim. Öküzün teki işte. Hem bence zaten böyle hafif kafadan kontak bir şeydi. Zaten aklı başında biri böyle bir şey yapmaz. Allah'ından bulsun. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Biraz daha iyiyim Öküzüm, sağ ol. Ya rica ederim Mete'cim, ne demek? Maçı izlemeye gidiyoruz değil mi? Kızlar bekliyor bakın. Ya ben şimdi bu olaydan sonra gelmesem mi? Ha? Niye Mete, gel işte ya. Ya evet Mete, buraya kadar geldin zaten. İyi, tamam o zaman hadi. Hadi. Görüşürüz. Ne olmuş bu mahalle Emre'cim ya? İyi tutmuşsun. Çıkarayım. Hayatım, iyi misin sen? İşte, iyi. Bakayım, hala düzelmemiş senin moral. Kusur atasıyorsun. Bak, bu maç var ya, o kadar iyi gelecek ki. Böyle bağıracağız, çağıracağız, stres atacağız. Eski Ayaz olacaksın. Sizinle annenizin durumunu özel olarak konuşmak istedim. Anneniz tam sınır miktarda ilaç almış. Yani sadece fenalaşıp hastaneye kaldırılacak kadar. Ya da şöyle söyleyeyim, ilaçları içer içmez buraya gelmiş. Yani annem ne yaptığının farkında mıymış? Siz oğlusunuz. Sizle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Anneniz ölmekten çok ilgi çekmek istemiş. Bu tür vakalara çok rastlarız. Alışık olduğumuz bir durum. Bir terapiste yönlendireceğim ben kendisini. Ama ailesi olarak asıl görev size düşüyor. Onunla ilişkinizi gözden geçirmeniz iyi olabilir. Belli ki size anlatmak istediği bir şey var. Hayatın entrika be anne. Hayatın entrika. Alo. Bunu da mı yapacaktın anne? Ayaz, ne oluyor? Ya gerçekten bunu da mı hesapladın ya? Ya intihar bile senin planının parçasıydı. Ve sen ne kadar ilaç alman gerektiğini... Çok iyi biliyordun. Senin tek derdin ilgi çekmekti. Daha doğrusu Öykü'yü nikah masasında yalnız bırakıp rezil etmekti. Bravo anne. Gerçekten bravo. Ayaz, bir dinler misin? Bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Senin doktorunla konuştum diyorum. Bana her şeyi anlattı. Ya nikahın iptal olması için böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ayaz, ben bunu senin için yaptım. Ya oğlum için bir risk aldım ben. Bunu sadece senin için yaptım. Anne ne yap biliyor musun? Benim için hiçbir şey yapma. Hiçbir şeyime karışma. Sen istesen de istemesen de Öykü'yle birlikte de olacağım. Bunu anla artık. Ayaz! Ayaz lütfen böyle yapma Allah aşkına. Ayaz! Verecek bir selamın bile yok mu gerçekten? Niye geldin? Oğlumun evine gelebilmek için illa bir nedenimin mi olması gerekiyor? Senin gibi 3 hamle sonrasını hesap eden biri... hiçbir şeyi öylesine yapmaz anne. Ayaz, her şeyden önce ben senin annenim. Ve bu tavrın hiç hoşuma gitmiyor. Ya... benim de hoşuma gitmeyen çok şey var anne. Ama... ya neyse ya. Ben sana niye bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ki hala? Ben
yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Ya senin için hayatımdan vazgeçmeyi bile göze aldım ben. Sen hiçbir şeyi planlamadan, hesaplamadan yapmazsın dedim ya. İşte bunu bir kez daha ispatladım. Ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Ya bu hayatta sırf sana zarar dokunan bir kıza karşı kayıtsız kalmamı bekleyemezsin herhalde. Ya bana mı sana mı zarar dokunuyor bu kızın acaba? Bunu bir kez daha düşün istersen. Anneni mutsuz eden bir şey seni nasıl mutsuz etmez ben anlayamıyorum. İşte sen kendini bu kadar önemsediğin sürece anlaman da imkansız. Ya ben bu kızı seviyorum. Hala neyi tartışıyoruz? Sevdiğin kız. Evet. En yakın arkadaşınla nikah masasına oturan kız. Hayat işte. Konunun bu saçma sapan hale gelmesinin tek sorumlusu sensin. Ölmekte olan bir adamın mutluluğuydu söz konusu olan. Ama sen bunu göremeyecek kadar körsün. Gözün kendinden başka hiç kimseyi görmüyor. Söyleyeceklerim daha bitmedi. Oturur musun lütfen? Her şey ortada anne. Ben her şeyin farkındayım. Hala neyi söyleyeceksin ki? Bu saatten sonra bana anlatacağın hiçbir şey umurumda değil artık. Kusura bakma. Garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim. Bu ne ya? Aha, ıslandık. Kızım ne yapıyorsun gece gece? Gelsene bu tarafa. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, acelan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Gülersem güler, bütün dertlerim anlayır, halim bilen. Sanki kalbimi gülerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Ben dilek tuttum. Ben de. Ama söylemem. Ben güzel bir şey tuttum. Benimki kadar güzel olamaz. Göreceğiz. Göreceğiz. Garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm
gözlerim hep seni arıyor. Neredesin sen? Boynum bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Seni seviyorum. Neredesin Öykü? Neredesin? Hani sen ıslanmaktan hiç hoşlanmazsın? Ben senin için sırılsıklam olurum. Senin için her şeyi yaparım. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum Öykü. Öykü! İlker aradı. Akşama sürpriz parti varmış. Ne güzel doğurduk güneşi be ortak. He? Özlemişim. Hep böyle gün doğumunu izleyebileceğimiz hangi işi yapabiliriz ortak? Gece bekçileri falan izliyordur değil mi her sabah? Sen duydun mu dediğimi? Partilik halimiz mi kaldı be? Ne partisiymiş bu? Ne bileyim, söylemedi. Ya Öykü falan da orada da şimdi hiç gereği yok. Ona bakarız da önce şu işi halledelim mi ortak? Mimar Mete Uyar. Mimar Ayaz Dinçer. Hazır mısın? Hazırım. Daha önce şu üstümüzü başımızı değiştirelim diyorum. Gelin çocuklar, gelin. Atilla Bey, ben dünkü sunuma çok iyi hazırlandım. Yalnız Mete Bey böyle heyecan yapınca ben de bir yerde işte ipin ucunu kaçırdım. Bildiklerimi de unuttum. Atilla Bey, çok affedersiniz ama ben hayatımda böyle bir satış görmedim. Ya kendisi bir takım yabancı uyruklu hanımlarla sabahlara kadar barlarda... ben arıyorum, gel sunum var Ayaz diyorum. O tutturuyor, yok sen gel. Bir dakika, bir dakika. Sonuçta geldin mi, gelmedin mi?
Tamam, gelmiş olabilirim ama yani şimdi burada söylenecekler mi bu Ayaz? Bir figürler yapıyor dans pistinde. Görseniz yıkılırsınız. İnanamıyorum şu söylediklerine Ayaz. Kız çok senin ayıp. Kucağına oturdu. Ne yaptın? Söyle ne yaptın? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Ya bırak Ayaz. Vardı, bak beş. Hala konuşuyorsun. Ayaz yani ayıp ediyorsun. Kovuldunuz. Bak, hepimiz kovulduk. Çocuklar battık. Bu son ihaleden çok zarar ettik. Durumu toparlayamadık. Şirketi satmak zorundayım. Siz benim en gözde elemanlarımsınız. O yüzden ilk sizin haberiniz olsun istedim. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Evet Atilla Bey, illa bir şey olması lazım. Boşuna yıpratmayın kendinizi çocuklar. Ben de zaten fazlasıyla yıprandım ve yoruldum. Eşimi ve çocuklarımı alıp yurt dışına çıkacağım. Malum, emeklilik. Sizler beni hiç düşünmeyin. Zaman sizin zamanınız çocuklar. Yasemin ya. O kız sana bakmaz abicim. Bana. Bakmaz. Bakar ya da bakmaz. Önemli değil. Bak şimdi beni çok iyi dinle Ayaz Dinçer. Ne yapıyoruz biliyor musun? Mimarlık ofisini satın alıyoruz. Ne? Oğlum sen kafayı yedin herhalde. Yo, niye olmasın ki? İlk göz ağrımız, çalıştığımız yer, müşterileri, çalışanları avucumuzun içi gibi biliyoruz. Yani biz yapmayacağız da kim yapacak? Ha? Atilla abi ne dedi? Zaman sizin zamanınız. Parayı ne yapacağız? Yani o kadar parayı nereden bulacağız? Biraz birikimlerimiz var. Gerisini benim babamın yatırımlarından, birazını da annenin tasarımlarından halledeceğiz. Ama bir de hafta sonları çıkmazsan iyi olur ya. Bir dakika. Benim bir hafta sonum var, onu da yedirtmem. Ama bak şunu dinle Ayaz. Genç patronlar Mete Uyar ve Ayaz Dinçer. Nasıl? Hiç fena değilmiş lan. Ayaz Dinçer, benimle ortak olur musun? Evet. 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 Oğlum yapma şöyle şeyler. Halk plajından mı geliyorsun Ayaz? Oğlum patron ben değil miyim? Bundan sonra takım elbise falan yok. Ha görürüm ben seni bir iki yıla. Gelmedi mi? Kim? Ha Yasemin mi? Yok gelmedi canım. Anladım. Neyse başla. Arkadaşlar merhaba. Atilla Bey'in durumunu hepiniz biliyorsunuz. Şirketimiz maalesef yeni bir oluşum ve yapılanma sürecine girdi. Bu durum hepiniz için bazı sıkıntılar yaratacak. Ancak... Uzun lafın kısası, şirketin yeni sahipleri biziz arkadaşlar. Evet. Bu iki genç... aynı zamanda da yakışıklı adam nasıl patron olacak diyorsunuz. Biz daha çok genciz. Biz de bunun farkındayız, evet. Yalnız sizden tek bir ricamız var. Dış... görünüşe aldanmayın. Biz bugüne kadar Mete ile kafamıza koyduğumuz her işin altından kalktık. Bize güvenin. İşimize her anlamda sahip çıkacağız. Evet. Ayaz Bey'in de dediği gibi bize güvenin. Çünkü biz size güveniyoruz. O zaman ilk günümüz hayırlı olsun. Haydi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, 5 yıl evvel biz Ayaz'la ortak bir hayal kurduk. Sizler de bu hayalin bir parçası oldunuz. Atilla Bey'in açtığı yolda hep beraber ilerledik. Bir sürü başarılara imza attık. Bir aile olduk neredeyse. Yani 5 yıldır aynı ekibin çalıştığı başka bir iş yeri yoktur herhalde.
aramızda evlenenler, çocuk sahibi olanlar oldu. Belki kan bağımız yok ama burası bir aile şirketi. Aslında şirketiydi. Evet arkadaşlar, maalesef bu sadece bir kutlama pastası değil. Aynı zamanda bir teşekkür ve belki de bir veda pastası. Stadyum projesi bizi en tepeye çıkarabilecek bir projeydi. Ancak bazı sebeplerden dolayı tam tersi oldu. Bizi dibe çekti. Şimdi önümüzde hukuki bir süreç var. Arkadaşlar bir süre işleri durdurma kararı aldık. Bu süre içinde iş aramanızda bir sakınca görmüyoruz. Sizler için her türlü referansı vereceğimizden şüpheniz olmasın. Hatta bu ay maaşlarınız da yatacak. Tabii olumsuz bir sonuçta tazminatlarınızı da. Arkadaşlar önümüzde çok kritik bir viraj var. Ya bu virajı alır, daha da hızlanırız ya da... Açıkçası biz yolun sonunu biraz karanlık görüyoruz. Tabii iş hayatında neyin ne olacağı belli olmaz ama yine de bugüne kadar bizler için yaptıklarınız ve emekleriniz için sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet. 5. yılımız kutlu olsun. Hep birlikte arkadaşlar. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.